Merhaba sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. 4. sınıflar için İngilizce 1. dönem 1. yazılı çalışmasıyla karşınızdayız. Hep birlikte başlayalım. Evet, ilk sorumuz aşağıda İngilizce'de verilen cümleleri Türkçeleri ile numaralandırarak eşleştiriniz. Hadi bakalım eşleştirelim. Close the door. İlk sorumuz bu şekilde. Close the door. Kapıyı kapat. Değil mi? Close, kapatmak. Door, kapı. Kapıyı kapat. Bir yazdık. Open the door. Kapıyı aç. Open da açmak. Burası da 2 oldu. Evet. 1 ile 2'yi çizelim. Clean the board. Tahtayı temizle. Bu da 3 oldu. Lütfen sessiz olun. Be quiet please. Şuradan gidelim. Evet. Be quiet please. 5. Pardon. Look at the board. Tahtaya bak. Bu da 4. Bu şekilde ilk bölümümüzü tamamladıktan sonra ikinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Where are you from? Sorusunun cevabı hangisidir? Where are you from? I am fine, thanks. Bu hangi sorunun cevabıdır arkadaşlar? How are you, değil mi? How are you? Nasılsın sorusunun cevabı. I am fine, thanks. İyiyim. Sağ ol, teşekkürler. My name is Ahmet. What's your name? Deseydi bu olurdu. What's your name? I am from Turkey. Evet, ben Türkiye'liyim. Cevabımızı bulduk. Here you are'da neydi? Al, buyur. I am from Turkey. Güzel, müfredata uygun bir yazılı sevgili öğrenciler. Umarım yardımcı olur sizlere. Resimdeki öğrenci arkadaşlarına hangi cümleyi söyle? Sit down, otur. Değil arkadaşlar. Görseniz inceleyelim bakın. Sus diyor değil mi? Open your door. Open your door. Kapını aç. Be quiet. Sessiz ol. Clean the board. Tahtayı temizle. Pekala. Hangisi olacak şu anda? Be quiet. Sessiz ol. Dördüncü sorumuza geçelim. What's this? Bu nedir arkadaşlar? Bakalım. What's this? Bu nedir? Eraser neydi? Silgi. Pencil sharpener. Sharpener da diyoruz buna. Açacak. Evet. Book. Çok kolay. Kitap. Crayon ise boya kalemi. Arkadaşlar diğer yazılarımız da kanalımızda mevcut boya kalemi. Oradan isterseniz izleyebilirsiniz. Pencil, sharpener, görselde kalem tıraş açacak görüyorum. How many pencils are there? Kaç tane kalem var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pencils olacak değil mi? 6 pencils. A, 4, B, 5, C, 6, D, 7. Evet, cevabımız 6 pencils oldu. How many bu arada? Kaç tane? How many pencils are there? Burada S takısı olacak. Kaç kalem var? May I clean the board? Sorusuna nasıl cevap vermiş? Yes demiş. Yes she isn't. Tamamen anlamsız. Yes you may. Olur. Not right now. Sorry, not right now. Üzgünüm şimdi değil. Bu değil. Turn around. Evet. Dön. Evet, yerine dön. Bu da olmaz. Turn around ya da etrafında dön. Yerine dön değil. Etrafında dön. Ne oldu cevabımız? B seçeneği. Yes, you may. May I clean the board? Yes, you may. Aşağıda İngilizcesi verilen kelimelerin doğrusunu ilgili görsellerin altlarındaki kutulara yazınız. Yazalım bakalım arkadaşlar. Şöyle bir görsellerimize bakalım. Görsellerimize bakalım. 30 var. Evet, siz de bir inceleyin. Bakalım. Hemen yapmaya başlayalım o zaman. 30. 30. 30'du. Hatırlayalım. Pekala. Silgi. Az önce yazdık. Eraser. Eraser. Kalem kutusu. Pencil. Case. Pencil. Case. Kalemlik. Devam edelim. Evet, görsellerimizi inceledik. Bu neydi arkadaşlar? Cetvel. Cetvelin İngilizcesi ruler. Evet, yukarıdan da çizelim. Daha sonra kitap. Daha sonra da makas gelecek. Hepsini biz çizelim. Evet, buraya ne yazacağız? Book yazacağız. Çok kolay. Ve sonra da makas yazacağız. Scissors. Scissors, makas. Unutmayalım. Scissors oldu cevabımız.
Diğer bir sorumuza geçelim. Boşlukları, tablodaki boşlukları doldurun. Bakalım nasıl bir boşluk bekliyor bizi. Country, ülke, nationality, millet, ulus. Turkey, Türkiye, Türk derken Turkish. Bu sefer milleti vermiş. Spanish, İspanyol. Ben ülkeyi yazacağım. İspanya diyeceğim. Spain. Japan, Japonya. Japanese, Japon. Italian, İtalyan. Italy, İtalya. The USA ya da USA, bu Amerika. Amerikalı diyeceğim. American. Evet. Böylelikle bu bölümümüzde cevapladık. Turkish, Spain, Japanese, Italy, American. Evet. 9 ve 10. soruları aşağıdaki haritaya göre cevaplayınız. Şimdi haritamıza bakalım. Yönler verilmiş. Yönler kuzey, güney, north, south, east, doğu, west, batıydı. Bir hatırlayalım. Şimdi where is Hatay? Hatay nerede? Hatay south. Güneyde bakıyorsunuz haritadan. Hatay güneyde. Hatay is in the north. Bu cümlem yanlış olur. North kuzeydi değil mi? Şuraya yazalım. Kuzey. Hatay is in the east. East doğu. Bu da yanlış olur. Çizelim. Hatay is in the south. Evet. Cümlemizi bulduk değil mi arkadaşlar? Hatay is in the west. West de batıydı. Unutmayalım. Ne olacak? Cevabımız C seçeneği oldu. Peki buna göre Kars nerede? Kars'a bakalım. Kars is, yani doğuda. Şimdi Kars is in the north. Kars kuzeydedir. Yanlış. Kars is in the east. Kars doğudadır. Evet. Doğru. Kars is in the south. Kars güneydedir. Yanlış. Kars is in the west. Batıdadır. Yanlış. Is in the east. Yani doğudadır. Oldu cevabımız. Evet. Yine bir tablomuz var. Tam müfredata uygun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu sefer country nationality yine karışık verilmiş. Mesela German. German. Alman. Peki Almanya demem için ne diyeceğim? Germany. Germany. Telaffuza dikkat edelim. Britain. İngiltere. İngiliz. British. England. English de diyebiliriz tabii ki. French. Fransız. Peki Fransa. France. Russia. Rus. Rusya. Russia. Evet. Bu şekilde oldu cevabımız. Geçebiliriz arkadaşlar diğer sorumuza. Aşağıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır? Evet, toplayalım öncelikle. 8, 5 daha 13. 3'ü yazalım, elde 1. 4, 2, 6. 1 daha 7. 73'ü bulacağız. 83 nedir? 83. 93 93. 73 73. 63 63. Evet, cevabı bize işaretlemesi kaldı. C seçeneğimiz doğru oldu. Aşağıda İngilizce okunuşları verilen sayıların sayı karşılığını yazın. Yazalım. 42. Şimdi 40, 40. 2, 2, 42. 50, 50. 4, 4, 54. 25, 20, 20, 20. 5, 5, 25. 91, 90, 90. 1, 1, 91. 88. 88, 8, 88, 79, 70, 79, 79 oldu. 37, 30, 30, 7, 37 oldu cevabımız. Evet, böylece bu bölümümüzde cevapladıktan sonra diğer bölümümüze geçelim arkadaşlar. Where is he from? O, nereli? Bakın, he erkekler için neydi? O, hatırlayalım. Erkek için he diyoruz. She is Italian. Bir kere olmaz, she demiş. I am French. I demiş, olmaz. He is from France. Nereli? O, Fransalı. Evet, olur. He is Russia. O, Rus'tur. Bu da olmaz.
What nationality is he sorusunun cevabı olurdu değil mi? Hangisinin Türkçesi yanlış verilmiştir? Bakalım. Turn on the light please. Işığı aç lütfen. Bu doğru verilmiş arkadaşlar. Clean the board please. Tahtayı temizle lütfen. Bu da doğru verilmiş. Give me the book. Bana kitabı ver. Evet, bu da doğru verilmiş. May I take the ruler? Silgini alabilir miyim? Arkadaşlar, silgini alabilir miyim demiş. Ruler'ın diz cetvel olduğunu biliyoruz. O zaman B seçeneğimiz yanlıştır. Görseldeki çocuğa hangi komut verilmiştir? Bakalım. Come in. İçeri gir komutu verilmiş mi? Hayır. İçeri gir. Turn on the lights. Işığı, ışıkları aç. Evet. Turn on the lights komutu verilmiş. Bunu eledik. Clean the board. Tahtayı temiz olduğunu biliyorsun. Eledik. Open the window ise pencereyi aç olduğunu biliyorsun. Bunu da eledik. Ne kaldı bize? Turn on the lights. Işıkları aç kaldı. B seçeneğimiz doğru oldu böylece. Evet arkadaşlar, çalışmamızın sonuna geldik. Hepinize ben ne diyorum? Good luck. Yani başarılar diyorum değil mi? Kalpler gönderiyorum. Bol bol sizlere. Ve bizim kanalımızın sloganı nedir? Önemli olan sizin sağlığınız, sizin mutluluğunuz, sizin huzurunuz. Sizin yüzünüzün gülmesi demek, bizim de yüzümüzün gülmesi demek. Siz bizim için çok önemlisiniz. Umarım yardımcı olmuşumdur. Abone olursanız seviniriz. Sağlıcakla kalın, bizimle kalın.